Nerede kaldınız başkomiserim ya? Otopsiye doktorla konuşmaya gittim. E niye haber vermediniz bana olayı? Sen şimdi uçağı falan boş verip geri dönerdin. Sizinkiler de ortalıkta kalırdı. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Aynen olurdu. Baktın mı dosyaya? Baktım. Kaza gibi gözüküyor. O zaman şu otopsi sonuçlarına bak bakalım. Elektroşok mu? Evet. Bütün bu mizanseni katil mi kurmuş yani? Öyle görünüyor. Yalnız bu adam böyle düştüyse bu kilimin böyle durması zor. Vay be. Olay yerini görmeden müthiş bir tespit yani. Karısıyla tekrar konuşmamız gerekiyor. Tamam. Ben görüşürüm başkomiserim. İyi. Ben de sabah sekreteriyle konuşmaya giderim. Olay yerine haber verelim. Cinayet ihtimaline göre evi tekrar incelesinler. Ben de biraz bu adamı araştırırım bu gece. Sen hala burada mısın? Çıkacağım şimdi. Simin Hanım bir arkadaşında kalıyormuş. Çıkmadan şu dosyayı size getireyim dedim. Gelirken de laboratuvara uğradım. Evdeki bütün parmak izleri Alpay'a ve karısına ait. Başka birine ait iz çıkmamış mı? Hayır. Ama deliller hala incelenmeye devam ediyor. Alpay'ın hayat sigortası mı varmış? Aynen öyle. Tam tamına 1,5 milyon liraya sigortalatmış kendini. Üstelik geçen hafta yeniletmiş ve tek varisi... Karısı Simin Hanım. Aynen öyle. Tamam, sen şu Simin Hanım'ı merkeze al. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Ben gidip şu sekreterle konuşayım. Bakalım doktorun programını niye değiştirmiş. Türkan Tezcan, 27 yaşında. Maktul'ün sekreteri. Sabah erken saatte bir ameliyatı vardı. Ama hastanın ateşi yükseldiği için iptal etmek zorunda kaldık. Başka operasyonu yok muydu? Hayır. Bütün günü boştu. Onun için eve gidiyorum dedi. Ve çıktı. Hala nasıl olduğuna inanamıyorum. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Neden şüphelendiği? Yani anlaşamadığı herhangi biri ya da bir düşmanı var mıydı? Öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Öyle görünüyor. Ama doğalgaz zehirlenmesi diye duymuştum ben. Emin misiniz? Siz lütfen soruma cevap verin. Şüphelendiğiniz biri var mı? Ben nasıl desem... Alpay Bey herkesin gıptayla baktığı bir cerrahtı. Çok başarılıydı, ünlüydü. Çok iyi kazanıyordu ama eşini tatmin etmek mümkün değildi. Ne demek istediğinizi daha net anlatabilir misiniz? Semin Hanım Alpay Bey'i aldatıyordu. Alpay Bey buna inanmak istemedi. Birine açık açık aldatıldığını söylemek biliyorum çok zor ama ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım kendisine. Yani Alpay Bey'i Semin Hanım öldürmüş olabilir mi? Bilemiyorum ama sanırım Alpay Bey aldatıldığını anlamış olmalı. Galiba Semin Hanım'ın Burak Bey'le bir ilişkisi vardı. Burak Bey kim? Alpay Bey'in asistanı. 2 senedir yanımızda çalışıyordu. Geçen hafta Alpay Bey onu işten çıkardı. Muayenehaneye geldiğinde kavga ediyorlardı. Bunu yaptığına çok pişman olacaksın. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Defol git, gözüm görmesin seni. Ne duruyorsun? Çek git. Burak Bey'i nerede bulabilirim biliyor musunuz? Bizden ayrıldıktan sonra özel bir hastanede çalışmaya başlamış. Sanırım orada ulaşabilirsiniz. Simin Hanım'la konuştun mu? Daha gelmedi başkomiserim. Tamam, şimdi beni iyi dinle. Galiba kadının kocasının asistanı Burak'la bir ilişkisi varmış. Bir sıkıştır bakalım, ağzından laf alabilecek misin? Tamam başkomiserim, merak etmeyin. Tamam. Pardon. Doktor Burak sizlerle görüşecektim. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Burada. Burak Bey. Burak Bey. Başkomiser Orhan. Evet, buyurun. Doktor Burak Sezer, 30 yaşında. Maktul'ün eski asistanı. Sanırım Alpay Topuz olayını duymuşsunuzdur. Evet, duydum. Ölmüş. Galiba doğalgazdan zehirlenmiş. Doğru, zehirlendi. Ama bulduğumuz deliller bunun bir kaza olmadığını gösteriyor. Kaza değil mi? Hayır, değil.
Burak Bey, Alpay Bey öldürülmüş. Öldürüldüğünden emin misiniz? Öyle olmasaydı burada olmazdım. Benden şüphelenmiyorsunuz herhalde. Şüphelenmem gerekiyor mu? Yapmayın komiserim. Alpay Bey benim hocamdı. Ama sizi kovmuş. Tam olarak ona kovmak denemez. Peki ne oldu? Buradan teklif aldım. Niyetim onu bırakmak değildi. Zaten hastanedeki anlaşmamı da ona göre yapmıştım. Yarım gün orada çalışacaktım, yarım gün burada. Ama nedense kabul etmedi. Hatta epey bir sinirlendi. Bu yüzden mi tartıştınız? Evet. Yani bu durumun Simin Hanım'la hiçbir ilgisi yok. Anlayamadım. Simin'le ne ilgisi var? Simin Hanım'la ilişkiniz var mı? Ne ilişkisi? Burak Bey, lütfen sorularıma soruyla cevap vermeyin. Simin Hanım'la ilişkiniz var mı, yok mu? Yok. Öyleyse sizden parmak izi ve swap almamızın da bir sakıncası yoktur. Dalga geçiyor olmalısınız. Yani Burak'la bir ilişkiniz yok. Elbette yok. Peki şu hayat sigortası hakkında ne söyleyeceksiniz? Hayat sigortası mı? Haberiniz yok mu? Yani elbette var da olayla ilişkisini çözemedim. Tamam, onu da ben anlatayım. İyi olur. Ne demek istediğinizi açıkça söylerseniz sevinirim. Şimdi kocanız ölürse sigorta size yüklü miktarda ödeme yapacak. Yoksa ben atıyor muyum? Yani siz şimdi bana kocamı öldürdüğümü mü söylüyorsunuz? Evet, çok mu belli ettim kendimi? Çok saçma. Tabii ki öldürmedim. Yani 1,5 milyon lira böyle hiç de azımsanacak rakam değil. Yani ben daha azı için bile adam öldürenleri gördüm. Ben onlardan biri değilim ama. Belki sevgiliniz onlardan biridir. Olamaz mı? Burak'la bir olup kocanızı öldürmeye karar verdiniz. Sonra sigortadan bütün parayı alıp gül gibi geçinip gidecektiniz. Bakın, nefesinizi boşuna tüketiyorsunuz komiserim. Benim Burak'la bir ilişkim yok ve hiçbir zaman da olmadı. Simin Hanım, kocanızın ölümünün kaza olmadığı kesin. Biri onu öldürüp sonra da kaza süsü vermek istemiş. Madem öyle, gidip Cevat'la konuşun. Cevat? O kim? Doktor Cevat Karabağ. Kendisi de aile uzmanıdır. Niye? Kocanızla bir problemleri mi vardı? Haklarında açılmış bir dava vardı. Ne davası? 6 ay kadar önceydi. Kocamla birlikte baktıkları bir hastayı kaybettiler. Hastanın ablasıydı galiba. Doktorluktan men edilmeleri için dava açmıştı. Ya kocam suçsuzdu zaten, beraat edecekti. Ama Cevat için durum aynı değildi. Gerçekten hatalı olan oydu ve çok kızgındı.